İlçelerin altyapı sorunlarını gidermek için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nin de adeta kangren haline gelen foseptik sorunu için düğmeye bastı. Projenin çizilmesi, etüt ve planın çalışmaların tamamlanmasının ardından 40 kilometrelik kanalizasyon altyapısı için çalışmalar başladı. Demirtaş Mahalle Muhtarı Mustafa Doğrul da mahallede kısa sürede artan yapılaşmanın ardından sıkıntıların artmaya başladığını belirterek sonunda kalıcı çözüme kavuştuklarını söyledi. Genel sıkıntı, önce inşaatlar yapıldı, arkasından kanalizasyon geldi. Yani tersi olması gerekirken kanalizasyon sonradan geldi. Burada da kanalizasyonda emeğe geçen bütün daire amirlerime, birim amirlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ya foseptikler doluyordu. Genelde foseptik vardı burada. Genelde bütün binaların foseptikleri vardı. Her gün foseptikler doluyor. Bana gelen şikayetlerde de işte foseptik doldu, ne zaman çektireceğiz? Burada da araçlar yetersiz kalıyor. Bazen günlerce akıyor dışarıya, koku yapıyordu. Ama şu an inşallah bunlardan kurtulacağız. Muhittin Başkanıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle defalarca toplantılarda olsun, ondan sonra baş başa olsun, bize randevu verdi, kendisiyle görüştük. Bu müşkülümüzü anlattık. Buradaki kanalizasyon ihtiyacını sürekli anlattık. O da bizim sesimize kulak verdi. Öncelik verdi. Allah razı olsun başkanımızdan. Teşekkür ediyoruz kendisine. İshaklı Mahallesi'nin eski muhtarı Mehmet Bekiroğlu da yapılan bu çalışmayla Demirtaş Mahallesi'nin kanalizasyon sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Bu da 92'de belediyelik oldu. Sonra büyükşehir oldu. Büyükşehirden sonra yetkiler alındı, büyükşehire geçti. Bir de birden bir yerleşim patladı bizim Demirtaş'ımızda. Büyük bir patlak oldu. Hiç altyapı düşünülmez. Bunlar nereye gelecek, bizi seli götürecek derken Muhittin Başkanım Allah razı olsun bir proje çıktı. Birden bir patlama oldu. Baktım benim evim önünde sayın şimdiki muhtarımız Demirtaş Mahalle Muhtarı ile beraber. Şurada bir baktık benim evim önünde makineler başlamış. Hatta ben yayladaydım. Kardeşim her yeri hizmet götürüyor, ne dersin dediler. Sebep olanların tamamına teşekkür ederim. Allah razı olsunlar. Çok güzel bir yatırım, ebedilik bir yatırım. Allah devamını getirsin. Sebep olanların tamamına ben teşekkür ediyorum. Asat Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol Demirtaş, mahallede 100 milyon lira yatırım bedeli bir projeyle 40 kilometrelik kanalizasyon hattı yapımına başladıklarını anlattı. Yaklaşık 40 kilometrelik 100 milyon lira yatırım bedelli bir projeye başladık. Yıllardır kangren olan bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Çevre sağlığı şikayetlerine son vereceğiz. Halkımızın konforlu ve rahat bir ortamda çalışması için çaba sarf ediyoruz. Buradaki problem foseptikler artık ömrünü yitirdi. Çevre sağlığı şikayetleri olmakta, foseptikler taşmakta. Bir an önce kanalizasyona kavuşmak için vatandaşımızın talepleri vardı. Biz de başkanımızın talimatları doğrultusunda projesini çizdirdik, etüt ve planını yaptık. Şu anda da gördüğünüz gibi çalışmalarımız başlamış durumda. Çevre sağlığı şikayetleri bahsinde konumuz oydu. Derelerden deşarj olan atık sular denizi kirletmekle mükellefti. Dolayısıyla deniz kirliliğini de önleyeceğiz. Arıtma tesisimizin çıkışını da deniz deşarjı ile bertaraf edeceğiz. Bu çalışma 40 kilometre bahsettiğim gibi yaklaşık 24 ay süreli.